Dön CHP'ye bir bak ya. Bir tane sadakatli, bir tane temelden yetişen CHP'li var mı? Mehmet Sevigenler, işte efendime söyleyeyim Muharrem İnceler. Muharrem İnce'yi ne hale getirdi ya? Bunları biz unutmadık. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekilmek zorunda kaldı. Kim bilir adama ne yaptılar? Kemal Kılıçdaroğlu'nu öyle... FETÖ işbirliğiyle tabii. Değil abi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işleri belli olmaz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ben uyuşturucu parasıyla getirip ülkeyi yöneteceğim diyor. Böyle bir adamdan her şey beklenir. Yani kolay kolay Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan indirmek öyle kolay değil. Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener'in abla kardeş ilişkisi devam ediyor. Meral Akşener bugün evet diyor, ben kendi adayımı çıkaracağım. Hatta Lütfü Türkkan bir tweet atmış. Seçimlerden önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun %60 kazanacağını söyleyen anket firmaları şimdi de Ekrem İmamoğlu uçuruyor vesaire gibi ifadeler kullanmış, tepki göstermiş ama bir istikrarsızlık söz konusu. O istikrarsızlık Meral Akşener'e ait. Yani bugün böyle der, yarın başka bir şey der. Yarın gelir Ekrem İmamoğlu'na destek verir. O abla der, bu sen kardeşimsin der. Sarılırlar, koklaşırlar ve İYİ Parti onun karşısında aday çıkarmaz. Ben iddia ediyorum. İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayacak. Bu bir. İkincisi, İYİ Parti'nin veya HDP'nin İstanbul Büyükşehir'de belediyenin içerisinde kazanımları var. 5 yıllık bir kazanım var. Yani orada işe yerleştirenler, ihaleler vesaireler vesaireler. Şimdi sen kendi adayını çıkardın. Kazanamayacağını da zaten biliyorsun. Önümüzdeki dönemde senin bu kazanımların uçmuş olacak. Yani sen oraya bir adam yerleştirmişsen gidecek. Öbür HDP bir sürü biliyorsun işçi çıkardılar. 20 bin kişiye yakın işçi çıkarıldı. Yerine doldurulan kişilerin hepsi CHP'li değil. Dolayısıyla bu kazanımları kaybetmemek için İYİ Parti'nin de net bir tavır içerisinde olduğunu düşünmüyorum ben. Aday çıkaracağız diyorlar ama yani bu seçim yaklaşırken bu tavırları değişebilir. Şimdi Ekrem İmamoğlu kazanırsa, kaybederse, onu da zaten öncesinde konuşuldu. Yani Ekrem Bey seçim meydanlarında ne diye bağırıyordu Süleyman, Mehmet, Allah rahmet eylesin, Süleyman geldi aklıma. Ne diye bağırıyordu? Kazandık. Bağırıyordu. Kazandık. Ya bundan sonra söyleseniz de olur, söylemeseniz de kazanıyoruz. Hı hı. Seçim bitti. Ekrem İmamoğlu çıktı. Dedi ki ben uğraştım. Ben mücadele ettim. Ben Türkiye'yi karış karış dolaştım. Hı hı. Ama değişim gerekiyordu. Bu adayla kazanamadık diyor. Yani ne demek istedi? Meral ablam dedi ki İmamoğlu olsun. Kemal Bey diretti, ben olayım dedi. Kaybettik dedi. Şimdi uzattım, bitiriyorum. Ekrem İmamoğlu'nun elinde yeni bir argüman var. Kamuoyuna yansımış bir argüman. Sayın Kılıçdaroğlu, siz CHP'nin genel başkanı olarak kalırsanız biz yerel seçimlerde hezimete uğrarız. Dedi mi? Dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu kazanırsa ne ala? Kazanmazsa bahanesi zaten hazır. Kardeş ben ne yapayım? Ben gittim söyledim. Sen olursan olmaz dedim. Beni dinlemedi deyip toplumun karşısına çıkar, CHP'yi kaybetmez. Ben onu sana söyleyeyim. Onun şu anda ayarları yapmış, bütün tuşları ona göre ayarlamış. Bir tuşa basacak, hop Özgür Özel gelecek. Eğer delegeler çoğunlukta olursa Özgür Özel gelecek, CHP'nin genel başkanı olacak. Ekrem İmamoğlu kazansa da kaybetse de bugünden itibaren, dün diyor ya benim rakibim, ben rakibimi biliyorum. Herkes bir şey söyledi. İşte Aksoy Araştırma Şirketi diyor ki rakip
Selçuk Bayraktar. Onu da söyleyeceğim sana. Selçuk Bayraktar değil, Ekrem İmamoğlu. En ta başından itibaren rakip olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı kendine seçti. Kazanmaması önemli değil. Bahanesi hazır. Onu demeye getirdim ben. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kaybetmesinin sebebi seçim süreci boyunca ortaya atmış olduğu ve bugüne kadar hiçbirisini hayata geçirmediği vaatleriydi. CHP bir genel başkan seçilirse delegeler, şu bu artılar eksiler hesaplanabilir ama İstanbul halkı kendisine hizmet edeni seçiyor. Bu bugüne kadar hep böyle oldu. Refah Partisi diplerdeyken kendisine hizmet edeceğini anlamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkmış olduğu, her alanda söylemiş olduğu, vaat ettiği şeylerin tamamını bir bir hayata geçirmesinden sonra millet Recep Tayyip Erdoğan'ı defaten tercih etti. Bugüne kadar girmiş olduğu bütün seçimleri kazandı. Erdoğan'ın faktörü vermiş olduğu sözleri tutmak. Seçmen salak değil. İstanbul'da yaşayan bir birey olarak Ekrem İmamoğlu ilk seçildiği gün emin ol kendisine destek verdi. Bir sene dedim bu adama fırsat vermek lazım bakalım ne yapıyor diye. Ancak bir senenin sonunda gördüm ki sıfır icraat. Hiçbir hizmet yok. Şimdi ben yarın ya da var da tamamen kendini Cumhurbaşkanlığı adaylığına adapte ettiği için anlatamadı diyelim. Hayır ya Ekrem İmamoğlu işte valiye çıkıp bitleyip tekrar geri dönüp manevra yapıp yok ben basit dedim. Ya da dün işte çıkıp ben adayım demiyor ben bir yola çıktım diyor. Ekrem İmamoğlu'nun fıtratında hep bu var. Ya kandırmaca, ağız oyunları sürekli aynı şeyleri yapıyor. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak isteseydi bu ülkeyi yönetmeye talip olmak gibi bir düşüncesi olsaydı 5 yıl boyunca dört dörtlük hizmet yapardı. Kimseye karışmazdı. Siyaset argümanları için yok ben izne çıkacağım yok şu bu bunların içerisine girmezdi. Kafasını işine gömerdi. Dört dörtlük hizmet yapardı. Ve emin ol başarı da kendiliğinden gelirdi. Ama Recep şey Tayyip Erdoğan'ı nasıl? Ama bir şey söylüyor. Diyor ki beni çalıştırmadılar. Meclis AK Parti'de diyor. Ya abi bunun yalan olduğunu Tevfik Göksu olsun gerek eski Ulaştırma Bakanı olsun çıktı belgeleriyle açıkladı. Diyorum yani bu seçmen salak değil. Gidiyorsun ben demin de söyledim sokakta dolaşıyorum. Burada işte hizmet yapılıyor diye bir çerçeveye almışlar. O arka tarafa geçip bakıyorsun hiçbir şey yok. Ya bu Yeni Sahra'nın girişinde Ekrem İmamoğlu seçildiği günden beri bir çalışma var. Neredeyse seçimler yeniden geliyor, o çalışma hala devam ediyor. Yani yapılan hizmetler bir şekilde insanları rahatsız ediyor. 3-5 hizmet yapılıyor diyorsun ya, o hizmetler bile rahatsız ediyor. Bitmeyen bir tür, ya bir belediye başkanı düşün, adam çıkıp diyor ki, bugün hizmet yapmama açılışı yapacağız. Ya insan dinleyince diyor ki ne yani, nasıl yani? Evet. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu'nun işte CHP Genel Başkanlığı için bir uğraş vermesi ya da Özgür Özel'in işte ben adı geçiyor CHP Genel Başkanlığı için. Ben Özgür Özel'i Ali Babacan'a benzetiyorum. Yani o da işte bakan oldu, döndü Erdoğan'a ihanet etti. Ekrem İmamoğlu da Ahmet Davutoğlu'na benzetiyorum. O da başbakan oldu. Ahmet Davutoğlu başbakan oldu. Ekrem İmamoğlu da İstanbul seferi oldu. Ahmet Davutoğlu hoca dönemi başlıyor diye reis dönemini bitirmeye çalıştı. Ekrem İmamoğlu da bugün çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmeye çalışıyor. Ama her iki isim de Kılıçdaroğlu'nun kudretinin farkında değiller. Nedir abi kudret? Ya Kılıçdaroğlu gibi bir adam gerçekten Türk siyaset tarihine çok zor gelen bir isim. Ya Meral Akşener masadan kalktı. Ben ittifakı dağıttım. Kemal Kılıçdaroğlu
adeta sekreterini çağırır gibi çağırdı, gel dedi ya. Öyle kolay mı masadan kalkmak? Tıpış tıpış Meral Akşener'i tekrar o masaya oturttu. Ki Meral Akşener bir partinin genel başkanı. Mecliste mermilere hava atıyordu bu. Ya böyle bir kadını tekrar masaya oturtmak ancak yapsa yapsa Kemal Kılıçdaroğlu yapar. Dön CHP'ye bir bak ya. Bir tane sadakatli, bir tane temelden yetişen CHP'li var mı? Mehmet Sevigenler, işte efendime söyleyeyim Muharrem İnceler. Muharrem İnce'yi ne hale getirdi ya? Bunları biz unutmadık. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekilmek zorunda kaldı. Kim bilir adama ne yaptılar? Kemal Kılıçdaroğlu'nu öyle... Bir işbirliğiyle tabii. Değil abi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işleri belli olmaz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ben uyuşturucu parasıyla getirip ülkeyi yöneteceğim diyor. Böyle bir adamdan her şey beklenir. Yani kolay kolay Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan indirmek öyle kolay değil. Ya Mehmet çözüleceğim. Ekrem İmamoğlu, pardon bunu da bitireyim. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zor tarafını tespit etti. Hemen döndü, bari ben belediye başkanı olayım diye bana göre geri vites yaptı. Hiç endişesi olmasın. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem Bey'i belediye başkan adayı yapacaktır. Ama Ekrem Bey'in belediye başkanlığını kazanması ya da Ekrem Bey için iyi bir şey yapma adına bunu yapmayacak. Ekrem Bey Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olduğu için aynı Muharrem İnce'ye yapılan şey Ekrem İmamoğlu'na yapılacaktır. Özetleyecek olursak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı bana göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir operasyonudur. Muharrem İnce operasyonudur. Gel Ekrem İmamoğlu'nu kaybetmesi için de Cumhuriyet Halk Partisi elinden geleni yapacaktır. Ha kazanırsa nasıl kazanır? HDP'nin desteğiyle kazanır. İyi Parti'nin desteğiyle kazanır. Bak Faik Öztrak demiş ki biz sokak sokak dolaşacağız. Tabii. Cüneyt Özdemir de bir yorum yapmış. Demiş ki Faik Öztrak tabii ki sokak sokak dolaşacak. 100 yıl daha CHP'de kalmak için mecbur dolaşacak. Yani başka çaresi yok demiş.